Var. İki taraftan da bakmak lazım hiç şüphesiz. Şimdi başlıklara baktığımızda demokrasi, ekonomi, dış politika, eğitim, Kürt sorunu bunların hepsini eklemek mümkün, hatta daha fazlasını. Ama genel anlamda bunların hepsine baktığımızda politikadan kültüre kadar, kültürel konulara kadar genel bir değişimden bahsediyor akademisyenler, yazarlar, gazeteciler AK Parti'nin 10 yılını değerlendirdiğinde. Şu da öyle bir değişim ki neoliberallikten uzaklaşıp sanki biraz daha muhafazakarlığa kayış, daha devletçi politikalara kayış olduğu yönünde. AK Parti'de 10 yılda bir değişim oldu mu? Sizce nasıl bir değişim bu? Evet, bugün AK Parti'nin iktidarının 10. yılı ve AK Parti ile birlikte 2002 yılında hem bir sistem krizi, hem bir ekonomik kriz, hem bir siyasi krizin içinde olan ve adeta uçurumun kenarına gelmiş, bankaları boşaltılmış, eğitimde, sağlıkta, ekonomide, dış politikada, her alanda büyük sorunlar yumağının içerisinde olan Türkiye, AK Parti ile birlikte son 10 yılda bugün herkesin kabul ettiği hem dışarıda hem içeride büyük bir değişim yaşadı. Bu 10 yıl içerisinde o gün 10 yaşında olan çocuklar bugün 20 yaşında. Ve biz bugün 10 yılda ne oldu? Demin sizin ifade ettiğiniz gibi bardağın hem dolu tarafına hem boş tarafına bakarak bir istişari toplantı yapıyoruz. Geleneksel hale gelen istişare toplantılarımızdan bir tanesini yapıyoruz. Ama iktidarımızın 10. yılı olması itibariyle bu toplantımız tabii biraz daha önem arz ediyor. Bu sadece bizim konuşmalarımızdan ibaret değil. Mesela geçenlerde 2000'li yıllarda Türkiye diye 60 akademisyenin, yine 10 akademisyen editörün hazırladığı eğitimde, dış politikada, ekonomide, enerjide, kültürde, her alanda Türkiye'yi anlatan, Türkiye'nin 10 yılını anlatan 10 serilik bir külliyat da yayınlandı. Dolayısıyla AK Parti 10 yılın sonunda Türkiye'yi eğitimde, sağlıkta, dış politikada, ekonomide, her alanda büyük bir aşama kaydeden ve hem kendi demokrasisi itibariyle hem özgürlük, güvenlik dengesini kuran, hem de diğer taraftan dış politikada itibarlı bir ülke konumuna gelen Türkiye var artık karşımızda. Tabii Suriye'deki kriz üzerinden dış politikayı değerlendirmek Türkiye'ye haksızlık olur. Evet, yanı başımızda şu anda büyük bir kriz yaşanıyor. Suriye'de büyük bir kriz yaşanıyor ama Türkiye'nin dış politikasını sadece Suriye üzerinden değerlendirmek ve bu büyük paradigmayı, bu bağımsız dış politika anlayışını Suriye üzerinden de değerlendirmek yanlış olur. Bugün biz dış politikadan eğitime, terörden demokratikleşmeye varıncaya kadar değişik konularda briefler aldık, toplantılarda sorular soruldu, konuşmalar yapıldı ve yarın da bu çalışmalar devam edecek. Zaten AK Parti'nin gücü hem istişari kurumlarını çok iyi çalıştırması, MYK'sını, MKYK'sını ve diğer taraftan kendi hükümetini, kendi partisiyle olan ilişkilerinde hesap verebilen, hesap sorabilen bir yapıya kavuşturmuş olması ve en önemlisi de 2002'den itibaren bizim yaptığımız çok önemli bir şey var. Biz kurallara sonuna kadar bağlı kaldık. Bir sistem çerçevesinde değişimi gerçekleştirdik. Çünkü değişim dediğimiz şey yönetebildiğiniz kadar gelişime açıktır. Eğer değişimi yönetemezseniz bu bir çözülme olur. Dolayısıyla AK Parti hem kuralları hem kurumları bu çerçevede yeni bir sistemi, yeni bir Türkiye'yi ve bunun üzerinden de 2023'ü, hatta 2023'ten sonrası için de 2071'i planlayan bir noktaya doğru artık Türkiye'yi taşıyor. Çünkü biz geçmişte hep şunu söylerdik. Amerika 50 yılını planlıyor, 100 yılını planlıyor. Oysa biz 1 yıl sonrasını bile planlayamıyoruz derdik. Ama artık 50 yıl sonrasını planlayabilen ve sanayisinde, iş gücünde, ekonomisinde önünü görebilen, 10 yıl sonrasını, 15 yıl sonrasını görebilen ve buna göre planlama yapabilen bir Türkiye var. Biz
Bunun ödülünü milletimizden fazlasıyla aldık. Her seçimde milletimiz bizim vizyonumuzu, siyasetimizi, çözümlerimizi ve milletimizle kurduğumuz ilişkiyi onayladı ve her seferinde oylarımızı artırarak sandıktan çıktık ve her iki yılda bir seçime girmiş ve oylarını artırarak seçimden çıkmış olmamız da bizim takip ettiğimiz siyasetin, politikanın ve yönettiğimiz değişimin doğru yönde olduğunu göstermesi açısından evet. önemlidir Buse. Peki Sayın Ünal, sonuçta bir değişime gidiyor kendi içinde AK Parti ve 10 yıllık politikayı buna göre belirledi. Belki bir 10 yıl sonrasını da ona göre belirliyor. Bu değişimi neye göre belirliyor kendi içinde? Şimdi tabii ki değişim dediğimiz şey öncelikle hem toplumsal değişim hem de küresel değişim içinde yaşadığınız dünyaya, şartlara göre pozisyon belirlemenizle ilgili bir şeydir. Kendi ülkenizin çıkarlarıyla, insanlarınızın refahıyla ve sizin ekonomik büyümenizle, gelişmenizle, sizi siz yapan değerlerinizle, kültürünüzle, tarihinizle, medeniyetinizle, inançlarınızla ilgilidir. Sizin kırmızı çizgilerinizle ilgilidir. Ve 74 milyon insanınızı birinci sınıf görmenizle ilgilidir. Kısaca sizin değerleriniz, toplumu okuma biçiminiz, içinden çıktığınız toplumla kurduğunuz ilişkiyle ilgilidir. Dolayısıyla siz kendi ideolojinizi, kendi bakış açınızı topluma dikte etmezsiniz. Toplumsal talepleri dikkate alarak o toplumun kültürünü, tarihini, inancını, o toplumda var olan etnik kimlikleri, inanç gruplarını hepsini dikkate alarak bu değişimi yönetirsiniz ve bu değişime yön verirsiniz. Politika da, siyaset de zaten budur. Peki şimdi az önce siz de değindiniz aslında. Dış politika konusunda çok fazla eleştiriler var. Buna işte Suriye üzerinden odaklanılmaması lazım dediniz ama birçok başlık saydık. İşte demokrasi dedik, eğitimde ve sağlıkta daha somut adımlar görüyoruz ama işte Kürt sorunu dedik. Sizce AK Parti tam olarak yapmak istediğini hangi alanlarda yapamadı ve neden yapamadı? Şimdi bizim 2002'den bugüne kadar kısaca bir geçmiş dönemi değerlendirdiğimizde 10 yıl uzun bir dönem değil, kısa bir dönem. Bu 10 yılı şöyle bir hatırladığımızda 2003, 2004, 2005 bu yıllar daha çok vesayet kurumlarıyla mücadeleyle geçti maalesef. Özellikle 2007'de yaşanan Cumhurbaşkanlığı seçim krizi 367 sonra 2008'de parti kapatma maalesef bunların Türkiye'ye son derece bedeli ağır oldu. Dolayısıyla aslında enerjimizi gelişime, değişime, Türkiye'nin büyümesine ayırmamız gerekirken biz daha çok demokratikleşme yönünde vesayet kurumlarıyla mücadele yönünde de bir süreç yaşadık. Ve bugün Sayın Başbakan'ın sözünü ettiği bugüne kadar yaklaşık 310 milyar dolar gibi bir rakam terörle mücadeleye gitti. Oysa eğer bu 30 yıl içerisinde teröre köklü bir çözüm bulunabilseydi tabii ki bu 310 milyar dolar bölgeye yatırım olarak dönseydi tabii ki daha başka şeyler olurdu. Dolayısıyla Türkiye'nin şu anda önünde en büyük, en temel sorunlardan bir tanesi hepimizin içini yakan, evlerimize bir ateş gibi düşen ölümler ve terör Türkiye'nin enerjisini çok ciddi anlamda enerjisine zarar veriyor. O yüzden öncelikle Türkiye'nin şu anda bizim de buna öncelik verdiğimizi zaten her kademede ifade ediyoruz. Terör sorununun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Ve terör sorunu üzerinden, 30 yıldan beri devam eden terör sorunu üzerinden ve bu sorundan artık nemalanmaya başlayan ve bu sistemin bir parçası haline gelmiş yapıların ve maalesef terörün diğer taraftan uluslararası boyutu ve hemen yanı başımızda ortaya çıkan Suriye krizinin içerideki teröre sunduğu katkı, bunlar tabii ki öncelikli olarak üzerinde durduğumuz ve durmamız gereken konular.
Peki Sayın Ünal, çok teşekkür ediyoruz. Size daha fazla ben tutmayalım. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum efendim. Teşekkür ediyoruz efendim. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal konuğumuzdu. AK Parti'nin 10. yılında nasıl bir 10 yılı geride bıraktığını konuştuk.